Türkiye diplomasisi 2016'dan beri oldukça agresifleşti ve TSK son 7 yılda varlığını Orta Doğu'da açıkça göstermeye başladı. 2010'lara kadar NATO ve Amerika bloğunda kendi yağıyla kendi haliyle kavrulan Türkiye Cumhuriyeti günümüzde artık bölgesel güç statüsüne açıkça talip. Türk ordusu varlığını Suriye'de, Libya'da, Sudan'da ve Balkanlar'da gösteriyor. Gerek Türk ordusunun müdahalesi, gerek de Türk destekli gruplar Libya'da iç savaşın seyrini değiştirdi ve Suriye'de Esed rejiminin topyekun zaferinin önüne geçti. Türk silah sanayi de varlığını geçtiğimiz yıllarda epeyce arttırdı. Bu varlık özellikle İHA'larla kendini gösterdi. İHA'lar, Karabağ'da 30 yıllık bir savaşın Azerbaycan lehine sonuçlanmasında büyük rol oynadı. Bugün Türkiye, dünyanın dört bir yanına silah ihracatı yapıyor ve dünyanın 12. en büyük silah satıcısı. Bütün bu gelişmeler ve askeri maceralar Türk halkının süper güç Türkiye hayalini canlandırmış gibi gözüküyor. Fakat bu hayal ne kadar gerçekçi? Gelin Türkiye'nin süper güç olmasının önündeki jeopolitik engellere beraber göz atalım. Öncelikle süper güç ne demek ya da en azından bu videoda ne manada kullanılıyor? Ona bir bakalım. Bugün dünyada bir tam süper güç, bir de potansiyel süper güç var. Bunlar da Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti. Bu iki devleti Fransa, Rusya, İngiltere gibi bölgesel güçlerden ayıran faktörler ise Amerika ve Çin'in rakipsiz ekonomik, askeri ve siyasi gücü. Bu iki devlet, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri öylesine güçlü ki bir düğmeyle dünyanın öbür ucundaki ülkeleri mahvetme, rejimleri devirme gücüne sahipler. Bu videoda da Türkiye'nin Amerika ve Çin düzeyinde bir süper güç olup olamayacağını tartışacağım sizlerle. Başlamadan önce lütfen abone olun ve değerli yorumlarınızı eksik etmeyin. İyi seyirler. Türkiye'nin süper güç olmasındaki en büyük engel kaynak yetersizliği. Güç, kaynakların çokluğundan ve onların iyi yönetiminden gelir. Halbuki Türkiye'de ikisi de yok. Türk ekonomisi 800 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğüyle dünyanın en büyük 19. ekonomisi. Bu belki kulağa büyük gibi gelebilir ama ne yazık ki ülkeler arasındaki fark listede ilerledikçe açılıyor. 9. sıradaki Rusya ekonomisi Türkiye'den 2,5 kat daha büyük. Fransa ekonomisi 3 kat daha büyük. Süper güç Amerika ve Çin ekonomileri ise Türkiye'nin ekonomisinden tam 30 kat daha büyükler. Kısacası Türkiye'nin bu açıyı kapatması oldukça zor. Ekonominin bir diğer ayağı da doğal kaynaklar. Bu ülkeler para açısından zengin olmasalar da petrol, doğalgaz, verimli tarım arazileri gibi kaynaklara sahip oldukları için ekonomik büyüklüklerini aşan bir güç elde edebiliyorlar. Mesela Rusya ekonomik olarak Avrupa'nın çok gerisinde olsa da Avrupa'nın Rusya'ya petrol, doğalgaz ve tarım ürünlerindeki bağımlılığı sebebiyle gücüne güç katabiliyor. Doğal kaynaklara erişim aynı zamanda ülkenin bağımsız bir ekonomi olmasına da yarıyor. Rusya bu sayede Batı'nın ambargolarına rağmen Ukrayna'daki savaşını hala sürdürebiliyor. Rus tankları Rus petrolüyle çalışıyor, Rus askeri Rus buğdayıyla karnını doyuruyor. Türkiye ise bütün bu kaynaklardan mahrum. Türkiye ekonomisi neredeyse tamamen dışa bağımlı ve Avrupa ülkelerine ucuz ihracat yapma üzerine kurulu. Hal böyle olunca da Türkiye her zaman dış politikasında Amerika'nın, Rusya'nın, belki de ileride Çin'in ağzına bakacak, onlardan izin isteyecek. Zira bu ülkelerden gelen yaptırımlar Türkiye'yi bir anda orta çağa döndürebilir. Örneğin yaptırım tehdidi altında Türkiye 2016'da Rus uçağını düşürdüğü için özür diledi ve 2019'da da Barış Pınarı harekatında açıklanan hedefler alınamadan operasyon durduruldu. Bu bağımlılık yüksek teknoloji ürünlerinde de kendini gösteriyor. Mesela Amerika ve Almanya'nın silah ambargoları karşısında Türkiye bugün jetlerini modernize edemiyor. Şu anda geliştirilen milli muharip uçağın motorunun patent hakları ise Amerikan merkezli General Electric şirketine ait.
yani Amerika'dan gelebilecek bir ambargo, Milli Muharip Uçağı projesini rafa kaldırtabilir. Bütün bu kaynak sıkıntıları Türkiye'nin önünde her zaman çok büyük bir set oluşturacak ve Türkiye'nin tam bağımsız politikalar gütmesine engel teşkil edecektir. Türkiye'nin bir başka jeopolitik limiti de coğrafyası, yani konumu. Türkiye, üç kıtanın birleştiği noktada. Orta Doğu'nun, Balkanların, Doğu Akdeniz'in ve Karadeniz'in adeta kilidi konumunda. Bu, Türkiye için çok büyük bir avantaj olmakla beraber aynı zamanda da bir dezavantaj. Türkiye her şeyin ortasında olunca aynı zamanda da dört bir yandan kuşatılmış oluyor. Son 500 yıldır süper güçleri süper güç yapan şey dünya su yollarının kontrolüydü ve bugün de bu gelenek devam etmekte. Önce Portekiz ve İspanya, sonra Britanya ve bugün Amerika Birleşik Devletleri okyanuslara ve dolayısıyla global deniz ulaşımı ve ticaret üzerinde kurdukları hakimiyetle rakiplerini yenmeyi hep başardılar. Osmanlı, Napolyon, Birinci Dünya Savaşı Almanyası, Hitler ve Sovyetler Birliği gibi karasal güçler deniz yollarını kontrol eden imparatorluklar karşısında her zaman zayıf kaldılar ve uzun vadede kaybettiler. Global ticarete ulaşamayan bir güç 21. yüzyılda asla süper güç olamaz. Bugün Çin ile Amerika arasında Tayvan ve Güney Çin Denizi'nde yaşanan çatışma da Çin'in okyanuslara erişim sağlama çabasından kaynaklı. Çin sahilleri bugün Amerikan müttefiği olan Tayvan, Kore, Japonya, Filipinler, Vietnam ve Malezya tarafından adeta bir abluka altında. Bu mücadelenin sonucu da Çin'in süper güç olup olamayacağını belirleyecek. Çin eğer ki Amerikan kuşatmasını yarıp Pasifik'e ve dünya okyanuslarına açılabilirse Amerika'ya kafa tutabilecek bir güç olacak. Eğer bunu başaramazsa da Amerika'dan sonra ikinci büyük güç olarak kalmaya devam edecek. Çin'in bu durumu Türkiye için çok daha kötü. Türkiye'nin Ege'ye olan ulaşımı silah yıllığı Yunan adaları tarafından sınırlandırılmış vaziyette. Akdeniz'e ulaşım ise Kıbrıs ve Girit'te sınırlı. Kıbrıs ve Girit geçilse bile Akdeniz zaten dünya okyanuslarına geçiş sağlamıyor. Bu faktör Osmanlı'yı 500 yıl önce engelledi, coğrafi keşiflerin önüne geçti. Bugün de Türkiye'yi engelleyecek. Türkiye Akdeniz'in hakimi olsa bile dünya okyanuslarına girişi doğuda Süveyş Kanalı ve Aden Körfezi'nde, batıda ise Cebeli Tarık'ta sınırlı kalacak. Amerika gibi süper güçleri bırakın, Yunanistan bile bugün bir çatışma ortamında Türkiye'nin uluslararası su yollarına erişimini kesebilir. Bu sebeple Türkiye hiçbir zaman dünya okyanuslarında hakimiyet kuramaz ve dolayısıyla tam bağımsız bir süper güç de olamaz. Akdeniz 500 sene önce dünyanın güç odağı olma statüsünü kaybetti ve bu statü geri gelecek gibi de gözükmüyor. Peki Türkiye'nin potansiyelinin sınırı nerede? Süper güç olamamak, Türkiye'nin potansiyeli olmadığı manasına da gelmiyor. Türkiye 85 milyonluk nüfusuyla, gelişen savunma sanayi ve ekonomik potansiyeliyle Fransa veya günümüz Rusya'sı gibi birinci seviyeden bir bölgesel güç olabilir. Nasıl Fransa 70 milyonluk nüfusuyla Batı Akdeniz'in hakimi olabiliyor ve Afrika'nın yarısına sözünü geçirebiliyorsa, Türkiye'de gelecekte Doğu Akdeniz'de hakimiyet kurup Orta Doğu'yu, Balkanları ve Kafkasya'yı etki alanına alabilir. Bunun önündeki en büyük engel Türkiye'nin ekonomisi. Günün sonunda hiçbir şey bedava değil, her şeyin bir bedeli var. Bölgesel güç olmak yüksek maliyetli bir hedef. Bugün gücü elinde tutan devletler Türkiye'nin onların hegemonyasını tehdit etmesini istemezler. Türkiye'nin Akdeniz'de mavi vatan kurma çabaları Fransa ve İtalya ile ilişkileri gerdi. ABD ise giderek Türkiye'yi Orta Doğu'daki çıkarlarına bir tehdit olarak görüyor. Aynı şekilde de her ne kadar araları iyiymiş gibi gösterilmeye çalışsa da Türkiye Libya'da, Suriye'de Rusya ile çatışma halinde. Türkiye etki alanını genişlettikçe bu rahatsızlıklar ekonomik yaptırımlar olarak Türkiye'ye geri dönecek. Amerika, Rusya ve Avrupa Birliği son 10 yılda Türkiye'ye yaptırımlarını uygulamaya başladılar bile.
Amerika Türk mallarına ekstra vergi getirdi, Rusya bir dönem Türkiye'ye olan turist akışını kesti ve Türkiye'ye olan yatırım azaldı. Kötü ekonomi yönetimi dışında bugün Türkiye ekonomisinin kötü durumunun bir sebebi de agresif ve askeri güce dayanan dış politika. Türkiye bölgesel güçlük macerasına devam ettikçe bu yaptırımların düzeyi de artacak ve dışa bağımlı Türkiye ekonomisi hiçbir zaman halkına refah içerisinde bir hayat sunamayacak. Önümüzdeki 10 yılda Türkiye'nin bölgesel güç olma yolundaki kaderini de Türk halkının istekleri belirleyecek. Türkiye halkı ya refah içerisinde yaşamayı, çocuklarına parlak bir gelecek sunmayı seçecek ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin tam bağımsız bölgesel askeri güç olma yolundaki atılımlarını destekleyerek Türkiye giderek yalnızlaşacak. Türk halkının bu konudaki seçimini hep beraber bekleyip göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Buraya kadar geldiyseniz lütfen abone olun ve videoyu beğenin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.